Aslında benim durumum ilginç. Yani çok fazla bu konuyla da gündeme gelmek istemedim ama çünkü çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Çok garipti. Yani onu anlatamam. Biz gözaltına alındık ve gözaltına alınma nedenimiz de bir garipti. Zaten çok fazla konuşulmuyor ama gözaltına alınırken ya da gaz sıkılırken yapılan da bir nevi işkence, hocam da bilir. Bu toplumsal olaylarda da caydırıcı olması gereken şey, yani size bir kaçış imkanı da bırakmadan her tarafınızı sararak, sizi boğarak neredeyse gözaltına alınıyorsunuz. Her neyse, son derece haksız bir gözaltıydı. Çünkü valiliğin çağrısı üzerine parka gidiyorduk ve bizler toplumun gözü önünde mesleğini yapan ve mesleğinin gereğini ya da aydın olmanın gereğini yapan ve çok haklı bir mücadelenin ve açık, demokratik ve barışçıl bir şeyin insanlarıyız. Neyse, gözaltına alındığımızda her türlü şey yapıldı. Üzerimizdeki eşyalara, telefonlarımıza, her şeyimize el konuldu. Sonra bizi aşağıya Vatan Emniyet'te alt bir kata aldılar. Epey kalabalıktık biz. Odadan, TMOB'dan bir sürü arkadaşım, benim kızım yanımdaydı. Hatta o gün ev kiralamaya gidiyorduk. Neyse, aşağıya alındık. Sonra aldılar hepimizi tek tek, önce beni aldılar. Bir küçük odaya sokuldum ve soyunmam istendi. Ya anlamadım, yani ne olduğunu anlamadım ve gerçekten de kandırıldım. Bu rutin bir şey dediler, avukatınızın haberi var dendi bana, dedim bunu bana yapamazsınız. Yani sonra iç çamaşırlarımın çıkartılması istendi. Çok ağırdı. Yani nasıl anlatayım size? Yani üst iç çamaşırlarımı çıkarıp ondan sonra vücudumu kendi kendime onlara göstermem. Yani bunu nasıl söyleyeyim size bilmiyorum ama şimdiye kadar da çok fazla değil. Yani biz yaşlı kadınlarız. Belli organlarımızın yer çekimi etkileri var. Yani işte altlarına, göğüslerimin altlarına bakmak için benim kaldırmam falan istendi. Bunları burada ilk defa söylüyorum size. Sonra eğilip işte ıkınmam istendi. Böyle korkunç bir şeydi yani. Ve bunu benim aklım almadı. Yani şey diyorduk, hani anlayamadım yani. Hani narkotik muayenesini deseniz o da böyle olmaz. Yani şeyden de geçiyorsunuz. Hani X-ray'lerden geçiyorsunuz. Şeysin, ya sen beni meydandan almışsın. İşte mimarlar odası koskoca kadınım. Yani ne taşıyacağım, ne saklayacağım? Bu nedir? Bu çok aşağılayıcı ve bir işkence hakikaten. Yani o zaman hissettiğim buydu. Ve iki tane genç kadın bunu yaptı. Yani benim çocuklarımdan daha küçükler ve bir de bana utanmadan utanmamam gerektiği söylendi. Dedim yani ben niye utanayım? Siz utanın. Yani siz bundan sonra gidip aynaya nasıl bakacaksınız? Hemcinslerinizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Her neyse. Tabii bu gözaltı işkencesi, bu çıplak arama, ben bir yandan da diyorum ki herhalde bana özel yapıldı. Yani bir noktada şey var ya, kızımla aynı hücrede kalıyorduk. O da bana bir şey söylemedi. Ben de ona bir şey söylemedim. Fakat şunları da söyleyeyim, hazır işkence konu şey derken, ben 12 Eylül'ü yaşamış bir kadının ve işkence şeylerinle biz biliyorsunuz neler oldu bu ülkede, ama
geldiğimiz noktada artık yani bu kadar yaygın şeye şahidim. Parmak izi almak için bir genç kızın üzerine 4 tane polisin oturup parmak izi zorla aldığını. Yani gözlerimde gördüm, bunlar vatan emniyette oldu. Daha ötesi, kadınsınız. Kadın şey yok. Nasıl diyeyim size? Gardiyan yok ya da görevli yok. Tuvalete gideceksiniz. Hele genç kadınların bazı ihtiyaçları oluyor. İnanılmaz bir şey. Erkekler sizi tuvalete götürüyor ve erkek tuvaletine götürüyorlar. Bakın bu da çok ağır bir şeydi. Ondan sonra bir arkadaşımız birden çığlık çığlığı erkek tuvaletinden çıktı. Meğer kamera varmış. Yani çıplak aramanın ötesinde. Yani bütün bunu ama çıplak arama. Ondan sonra mahkemede ben bunu çok düşündüm. Mahkemede bunu anlattım. Açıkça anlattım. Böyle 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 oldu diye. Ve bu o kadar büyük bir infial yarattı ki gazetelerin şeyine düştüm. Başka bir işkence daha başladı bu sefer. İşte koskoca yaşlı başlı bir kadın niye iç çamaşırını konuşturdu? Niye iç çamaşır, yani nasıl anlatayım size? Ve çok yakın ve aydın çevreden de eleştiriler aldım. İşte sen temsil yetkisi bir kadınsın. Bunu niye söylüyorsun? Yani oradaki aşağılanma yetmiyormuş gibi. Bir de şöyle bir şey çıktı. Yaşlı kadına bu yapılır mı? Bu hiç kimseye yapılmaz. Yani hiç kimse yapılmaz. Kadın, erkek hiç kimseye yapılmaz. Bunun yolları vardır. Ve bunun mücadelesini feminist avukat arkadaşlarla biz bırakmadık. Son bütün arkadaşlarım. Ben kızımın da sonra bunu mahkemede anlattığını duydum. Ve ben kızımla onur duydum mesela. Yani bir sürü genç kadın bunu anlatamıyordu. Bu benim görevim de anlatmak. Bana öyle geldi. Neyse bunun üzerinden 7,5 sene geçti arkadaşlar. Yani şey açtık, dava açtık zannediyordum ben. Savcılığa gittik, şikayette bulunduk, tespit ettik. Yani bunu bize yapanı da tespit ettik. Hoş bir yandan da onların da ne suçu var? Onlar da bir yandan tetikçi. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Bunlar devam ederken işte hatırlıyorsunuz mecliste bir neydi o, yoktur yalandır deyince gerçekten hakikaten çok sinirlendim. Yani bu artarak devam ettiğini biliyoruz. Bir kadının kalkıp bu yoktur yalan söylüyorlar demesi hazmedemedim ve bu sefer çıktım yine ortaya. Yani nasıl yalandır bu? Bunu bırakın. Sevgili Zafer Arakgirli bana bunun tüzüğünü yolladı ya. Nasıl yalandır? Meğer poliste bu çıplak aramanın tüzüğü bile varmış. Neyi yalandır? Yani hiçbir kadın arkadaşlar, hatta hiçbir erkek, bence erkekler bu konuda biraz daha ketum davranıyorlar. Gerçekten daha ketum davranıyorlar. Böyle bir muameleye tabi olunca bunu anlatmak istemez. Bu tecavüz gibi, taciz gibi anlatılması zor bir şey. Ama artık bunu gerçekten susmamak gerekir. Yani nasıl bir kadın bunu yok diyebilir? Ve bize yalancı diyebilir? Ben dinlerken yüzüm dondu. Bir kendimi sunucu ya da moderatör olarak değil de bir izlerken yani zorlandım gerçekten. Bakın ya, bunu ben çok zor attım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani şey değiliz biz. Hani ben diyorum ya, narkotik suçlularına da bunu yapamazsınız ya. Bunun modern bir usulü vardır. X-ray cihazına girersiniz. Neyiniz varsa zaten ortadadır. Bu bilerek, isteyerek
Sizi aşağılamak için yapılan bir şey. Onun için işkence. Anlatabiliyor muyum? Bunun gereği yok. Bu bir işkence. Aynı bizi kameralı erkekler tuvaletine sokmak zorunda bırak. Ya 3 gün beni sen orada tutabilirsin. 4 gün gözaltında tutabilirsin. Ama o 4 gün içinde bütün kimliğinizi, kişiliğinizi, kadınlığınızı, erkekliğinizi, her neyseniz, yaşlılığınızı, ya sen geber burada, bu yaşta ne yapıyorsun? Sen git şurada nefes alma, geber diyecek kadar garip bir gözaltı. Evet, güzel bir, yani, bir açıklama yaptınız. Bunun genel anlamda... Ya yapmak zorundaydım yani. Bilmiyorum hocam. Ben diyorum, ben bu konuda insan ayıramam. Yani aynı şeyi Emine Hanım'a yapsalar onu da peşine düşerim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu suç, bu işkence kime yapılırsa yapılsın. Ve şimdi Ömer Bey anlatıyor da bundan bir haber olmaları mümkün değil. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bizim mahkememizde Melda Onur milletvekiliydi. Mecliste benim hakimde, yani mahkemedeki anlatımı mecliste dinletti. O dönem AKP milletvekili, adını hep unutuyorum, Nimet Çubukçu galiba. Nimet Çubukçu yerinden fırlayıp bu kadar da olmaz ki diye isyan ettiğini söylemişlerdi. Yani isim veriyorum. Sene 2013'tü işte. Şimdi 2020'deyiz. 2020'de 7 sene. Ya 7 sene benim şikayetim. Suç duyuyorum, sadece benim de değil, oradaki bütün arkadaşlarımızın hala işleme konmamış durumda. Yani o FETÖ'cü, bu FETÖ'cü ben bilemem. O zaman FETÖ'cüler 2013'te kim vardı? Yani bütün bunları kim yaptı? Gezi'ye de FETÖ'cülerin işi dediniz. Bizim iddianamesi yazanları da FETÖ'den gözaltına aldınız. Sonra aynı iddianamenin üzerinden beraat etmiş insanı tekrar yargıladınız. Yani bunların oncu, buncu, FETÖ'cü, şucu, bucu. Yani bunlar tamamen bence artık şeyin, yani Göbels'in propaganda yöntemleri. Hani ne yazık ki bunun müşterisi de var. İşin kötüsü o. Yani ya bizde bir kabahat var, biz halkımıza bunları anlatamıyoruz. Yani ne kadar çok yalanı üst üste tekraren söylerseniz insanlar inanıyor. Ya ben 2013 diyorum, daha bunun öncesi. Yani FETÖ'cüler, varsa FETÖ'cüler siz getirdiniz, oralara koydunuz. Biz mi yaptık? Ya Ömer Bey mi yaptı bunu? Hadi onlar FETÖ'cü yalan söylüyor. Biz FETÖ'cü müyüz? Ya biz onu da mı diyeceğiz? Yani ne dersen de bilemem. Şimdi zaten karma karışık örgütçü, işte Canan Hanım'a bir sürü bir şey diyor. Örgütler birbirine karıştı. Türkiye'nin %60'ı terörist. Ha, yani herkes terörist. Yani böyle garip bir şey yaşıyoruz. Yalan bir idari şey oldu, strateji oldu. Yani yalan söyleyerek şey diyorlar. Ben Özlem Zengin'in bu söylediğine, inandığını asla kabul etmiyorum. Yani olur da aa bu böyle bir şey olmaz, yoktur bu. Ha, eğer farkında değilse bu avukat hanım ya kadın değil ya avukat değil. Yani bir hukuk insanının, bir hukuk işçisinin bundan haberdar olmaması, bir milletvekilinin bunu bilmemesi mümkün değil. O zaman yalan söyleniyor. Yani bu var, bu bilerek yapılıyor. Bir işkencedir, onur kırıcı, onur kırmak için, sizi aşağılamak için, sizin güveninizi yok etmek için, sizi utandırmak için yapılıyor. Çünkü biz yüz kızartıcı suç işlemiyoruz. Bizim hayatta hiçbir şeyden utanacak hepimiz, bizim gibi insanlar, utanacak hiçbir şey yapmadık. Utanacağımız şeyleri de yapmadık. Hani böyle mi utandırmak istiyorsunuz? Ben bütün genç çocuklara, arkadaşlarıma,
Bütün erkek arkadaşları, herkese. Bu sizi küçük düşürmez. Bu sizi üzer. Bu sizi aşağılamaya çalışanların aşağılığı. Onun için gerçekten ben Ömer Bey'e çok katılıyorum. Bu konularda susmamak gerek. Zor olacak. Tabii ki zor oluyor. Yani kolay değil. Bir de bunun arkasından benim o dönem bu Twitter'dan bana yapılan saygısızlıkları burada anlatamam ben size. Anlatamam. Yani anlatmam yani söylenen lafları. Ne dul kadınlığım kaldı, ne yaşlı kadınlığım kaldı. Yani bakın ben 62 yaşında şeyi belli. Yani uğraştığım konu da belli. Kendi mesleğimle uğraşıyorum. Hani bilinen bir insanım. Sahipsiz değilim. Hani bana bu yapıldı ve bu kadar büyük bir şeye. Ben evimi değiştirdim Velia. Sırf bu nedenle. Bir gecede evimi değiştirdim. Yok seni önüne çıkarız da seni bir tenhaya atarız da. Yani bunlar böyle bitmiyor. Hani buralarda anlattığınız zaman o çocuklara da kim bilir neler geliyordu. Bu böyle bitmiyor. Hocam, yani bu siz şöyle mücadele geleneği olan bir kişi olarak çıktınız. Bunu rahat olmasa da dile getirdiniz. Yani zorlansanız. Vallahi hiç rahat değildi. Bakın hiç rahat değildi. Eğer o çocukları benim evladım yanımda olmasaydı ve o genç kızlara yapılanları görmeseydim belki ben de susardım. Çok açık söylüyorum. Peki özellikle böyle mücadele geleneği olmayan muhafazakar çevreden kadınların kamera önüne çıkıp bu işkenceyi anlatması sanki yeni bir aşama. AKP'yi de zorlayan şey galiba o olsa gerek. Yani bakın, işkence. Sonuçta buyurun. Bütün bunların ötesinde kadınlar artık başı örtülü, örtüsüz her neyse. Kadın mücadelesi bu Türkiye'de ya da dünyada bir seviyeye gelmiştir. Kadınlar artık kendilerini, bedenlerinin, ne istediklerinin, ne istemediklerinin farkındalar artık. Yani bütün bunlar ne olursa olsun, kadınlar hangi şeyde olursa olsun artık cesur olmak zorundalar. Bir cins kırım var. Arkadaşlar, her gün 3-4 kadın öldürülüyor. Bizim için bu artık can meselesi. Hadi bizim yaşımız geçti ama benim çocuklarım için derdim benim. Ve biz başka çaremiz yok. Hepimizin, sizlerin de yok. Biz dürüst insanlar. Bakın hiç buraya kadar indirdim ben şeyimi. Solcu, molcu hiçbir şey demiyorum. Dürüst ve onurlu insanlar. Kimsenin hakkında gözü olmayan. Ekmeğini emeğinle kazanan, yalan söylemeyi bilmeyen insanlar bu yalancılar kadar cesur olmak zorundayız. Başımıza ne gelirse gelsin. Çünkü bu böyle gitmez. Bakın her şey düzelebilir. Ekonomiyi düzeltirsiniz, düzeni her şey. Ama bu ahlak etik yoksunluğu, bu insanları bu tür cinsel başka türlü zora sokarak işkenceyle yola getirmeye çalışmak ve korkutmak. Korkuyu kullanıyorlar. Yani her türlü korkuyu. Ben korkmuyor muyum? Vallahi bir daha gözaltına alınmaktan sırf bu çıplak arama yüzünden çekinir oldum. Çok ciddi söylüyorum. Ya orada aç bıraksınlar, susuz bıraksınlar. Bakın ilaçlarımı vermediler. Havasız bıraktılar. Bunlar hiç umurumda değil. Beni gözaltına almasınlar da direkt hapishaneye götürsünler diyordum. Cezaevinde de aynı şey varmış. Yani bu caydırıcılığın en rezili. Yani işkencenin şey bakın ya bir yeriniz kırılır geçer.
dayak yersiniz geçer, vurulursunuz geçer. Bunlar sizin ruhunuzu vuruyor ya. E burada da birilerinin buna dur demesi gerekir. O iş bugün Ömer Bey'e düştüyse, hocaya düştüyse demek ki hasbel kadar bana da düştü. Hayatımda bir kere gözaltına alındım, bir kere ya. Vallahi de billahi de. Demek ki bir sürü gösteride bilmem ne de bana dokunmamışlar. Ben hayatımda ilk defa gözaltına alındım. E bana denk geldi. O zaman bana bir görev düşüyor. Susamam, vallahi susmam. Ne yapayım? Bir daha mı çıplak arayacaklar? E arayın, buyurun arayın ya. Sadece gözlerin içine bakacağım. Ve bu bitmeli. Benim kadın milletvekillerinden ricam. Kadınlardan değil, niye kadınlar? Hepsinden. Bu meselenin peşine düşsünler. Hatta şöyle de değil. Benim hayatta en sevmediğim slogan neydi biliyor musun Veli? Susma susma, sıra sana gelecek. Yani sıra sana gelmeyecekse sus. Hayır, sırası gelmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Bu yanlıştır, bu onursuzluktur, bir insan oruna yakışan bir şey değildir. Bu işkence zaten. Yani işkence sadece bu değil. İşkence son bulmalı. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek dediğimiz şey budur. Onurlu insanlar konuşmaz ve susarsa kimse işkenceyi yenemez. Onur diye bir soyut mevhum yok, gidip de işkenceyi yenecek. İnsanlık onurunun işkenceyi yenmesi demek herkesi bu mücadeleye, yani 2021 yılındayız. Bu hepimiz için çok utandırıcı bir şey. Bugün Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın da, onlar gibi bir sürü insanın, işte Gülten Kışanak'ların falan hala cezaevinde olması, alınmış bir türü İşte şey kararları varken, uluslararası kararlar bile varken gerçekten kritik bir durum bu. Yani şöyle kritik bir durum, hukuka olan inancını kaybederse bir toplum, hukuk esas olarak siyasileşmişse ve iktidarın emrine hukuk girmişse, hukuk insanları, hukuk demeyelim ama bugün hukuku yürüten hukuk insanları gerçekten kendi mesleklerini, meslek onurlarını, insanlık onurlarını herhangi bir gayeyle, kişisel ya da ekonomik ya da politik çıkarları için birilere, bir zümreye satmışsa, bu bir toplumun çöktüğünün resmidir. Burada en büyük şey çıplak arama, işkence, işte Osman Kavala diyorsunuz, Demirtaş'a söylüyorsunuz. Burada hepimizin en büyük meselesi hukukun olmayışıdır bu ülkede. Hukuk yok. Bir yandan da toplum gerçekten ahlaken her türlü değer yargısını, kendi dini inanışlarını bile artık siyasetin emrine vermişse. Ben mesela bu insanların saf bir şey gibi, dindar bir insan gibi, işte Allah'tan, Tanrı'dan, cennetten, cehennemden korktuklarına da inanmıyorum. İnandıklarına bile inanmıyorum. Ben dindar biri değilim. Hatta ateist bile diyebilirsiniz bana. Ama inanın, ben bunların hepsinden çok daha inançlı biriyim baktığım zaman. Çünkü dinin onlara anlattığı kurallar, yani baktığınızda dinlere, kötü insan ol, kadın meselesini bir tarafa ayırırsak, kötü insan olun demiyor. İnsan hakkı yiyin demiyor. Yalan söyleyin demiyor. Bir sürü şey demiyor. Ama bunlar kendi vicdani duygularını dahi
bir şeye satabiliyorlar. Bu çok kritik, bu çok tehlikeli. Benim en çok korktuğum o. Onun dışında her şeyi düzeltiriz arkadaşlar. Bir iklim krizini, bir bu kaybettiğimiz doğayı tekrar yerine getiremeyiz. Çok zor. İşte pandemileri falan görüyorsunuz. Bizim bir yandan çabamız budur. Bir de bu ahlaki çöküntüyü nasıl onarırsınız bilemiyorum. Yani burada her birimize, her birimize o kadar önemli görevler düşüyor ki. Şey bırakıp o parti ayrımı şudur budur, bütün onları bırakıp gerçekten bu gelecek için, geleceğe doğru bir şeyler bırakabilmek için mücadele etmemiz gerekiyor. Yoksa yok. Yani barbarlıktır. Hani bu ya sosyalizm ya barbarlık derdik biz gençken. Bu artık sistemde yani öyle bir hale geldi ki bu. Gerçekten artık felsefi, ahlaki çok ciddi bir restorasyon gerekiyor. Ve bu da bunun farkında olanların boynuna borç olarak yüklenmiştir. Farkına varmanın bizde yarattığı vicdani sorumluluk, insan olmanın ya da bütün bu sorunların bizim rahat uyumamamız gerektiriyor. Onun için dini de, din şimdi bu tartışmaya girmeyelim ama bence din de bir üst yapı kurumudur. Yani dinde, devlette, ailede hepsi. Ama bunun artık şeyi çıktı. Nasıl anlatayım size? Bitti bu iş yani. İşte Amerika'ya bakın yani adam Twitter'dan bilmem ne yaptırabiliyor. Yani dünya artık bu sistemin, bu kapitalizm midir nedir bu ahlaksız sistemin sonuna gelmiş durumda. Ez cümle budur. Biz susarsak, biz eğer cesur davranmazsak, biz korkarsak bu bir 50 sene daha devam edecektir. Ama eninde sonunda insanlık onuru bütün bunları